bir süredir Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde hematoloji servisinde tedavi gören Süheyla Küçük hayata gözlerini yumdu. Süheyla Küçük, Kanal T'de Bahar Gökhan'ın hazırlayıp sunduğu Yaşam Sanatı programına da konuk olmuş ve Kıbrıs Türk toplumunun lideri Doktor Fazıl Küçük ile olan hayatından kesitleri paylaşmıştı. Benim bir rahatsızlığım olmuştu, bağırsak rahatsızlığım olmuştu. O şekilde tanıştık. Uzun bir tedaviye ihtiyaç hissediyordu. Siz hastaydınız o? Hasta, doktor ilişkisi evet. olarak başladı. Evet. Ondan sonra da işte evlendik. Süheyla Küçük uzun bir süre Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği kurucu başkanlığını da üstlenmiş ve kadın çalışmaları hakkında önemli yollar kat etmişti. Küçük, Kadınlar Birliği'nin kuruluşunu şu sözlerle anlatmıştı. Şimdi Türkiye'den bir heyet gelmişti. Öğretmenler kafilesi hı hı. gelmişti Kıbrıs'a. 1953'te. Evet. Ve bizi ziyarete gelmişlerdi. Yani Doktor Küçük'ü. Hı hı. Ben de o zaman Hasene İlgaz'dan, Hasene İlgaz şeydi, milletvekiliydi, Kadınlar Birliği Başkanı da, şimdi aklıma gelecek, ikisi hı hı. ziyarete gelmişlerdi. Evet. Konuşmadan konuşmaya mevzu açıldı, işte Kadınlar Birliği Başkanı'dır. Eşim dedi ki, niye dedi yani bizde de dedi böyle bir Kadınlar Birliği kurulmasın. Evet. Türkiye'de 20 sene önce kurulmuş. Hı hı. Onu çok makul karşıladılar, çok şeyle karşıladılar. Ama bu bir iki gün zarfında döneceklerdi, böyle bir şeyleri yoktu vakitleri. Evet. Biz dediler dönelim, tekrar geleceğiz bu maksat için. Ve burada kuralım şeyi, Kadınlar Birliği'ni. Ve öyle oldu. Çok güzel. Ve geldiler. Geldiler. Ve o zaman ben 20'li yaşlardaydım. Yani çok şey değildim. Çocuklarım da küçüktü. Fazla meşgul olamazdım. Evet. Fitnet Hanım diye bir öğretmen hanım ilk başkanımızdır. O 2 sene sonra Londra'ya taşındılar. Gençliğin Sen Anasısın diye başlayan bölüm 1957 yılında, sözleri merhum Hatice Tahsin, bestesi ise Sayın Kamran Aziz tarafından yapılan Kıbrıs Türk Kadını Marşı'nı yansıtmaktadır. Arka sayfada ise Kadınlar Birliği'nin bugüne kadar kullandığı amblemler yansıtılmaktadır. First Lady ünvanının hakkını yaşadığı son güne kadar veren Süheyla Küçük, eşi Doktor Fazıl Küçük ile siyasi yaşamının dışında özel hayatını da şu sözlerle anlatmıştı. Deniz kenarına daha fazla yazın denizi o da çok severdi. Ben de denizi severdim. Denize gitmeyi tercih ederdik ama tabii vakit bulduğumuz zamanlarda. Tabii. Birkaç kere Türkiye'ye gittik, Alanya'da. Tatil yaptık. Çok güzel yerler oraları. Evet. Ama böyle çok büyük bir fırsatımız olmadı. Uzun bir tatile çıkamadık. Uzun bir tatile çıkamadık. En fazla 15 gün. Evet. O kadar. Evet, evet. Yani hiç uyku, 24 saat yetmiyordu belki de size. Bazen bazen öyle oluyordu. Bilhassa babalarını çok özlüyorlardı. Evet, onu soracaktım size. Çünkü çok seyrek görüyorlardı. Koşuşmaları dolayısıyla köylere giderdi, geç gelirdi. Evet. Sabahleyin çok erken kalkardı, gazeteyle meşgul olurdu. Evet. Yani baba eksikliğini biraz hissediyorlardı. Edebiyat öğretmeni ve yazar Gürgün Serdar da Süheyla Küçük'ü şu sözlerle yad etmişti. Sayın Süheyla Küçük'ü yakından tanıma ve bazı projelerde birlikte çalışma mutluluğuna eren şanslı kişilerdenim. Kendilerinin gerek çevrelerindeki kişilerle olan iletişimi, gerekse iş bitiriciliği, önemli belgeleri korumada, bugünlere taşımada gösterdiği hassasiyet hep hayranlıkla karşılanmıştır. Kendileriyle yaptığımız çalışmalardan en önemlilerinden birisi, 1993 yılında yayınladığımız Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği 40. yıl armağanıdır. Bu aslında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde
düzenlenen bir panelin konuşmalarını derlemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Konuşmacılar arasında Profesör Emel Doğramacı, ses sanatçısı Emel Sayın, Türkiye Kadınlar Birliği Başkanı Ayseli Göksoy gibi önemli isimler de vardı. Bu kitap bizim için Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği 50. yıl armağanını hazırlamada bir ışık, bir hareket oldu. Geniş bir sosyal hayatı ve entelektüel tarzı olan Süheyla Küçük, eşine vakfettiği Doktor Küçük'le Bir Ömür isimli kitabı da yazarak, kitabında eşinin hiç anlatılmayan ya da eksik bırakılan birçok siyasi, toplumsal ve özel anısını kaleme almıştı.